Barikatları ateşe verdiler, büyükelçilik binasını bastılar. Irak'ta İsveç karşıtı protesto şiddete dönüştü. Şii Sadr hareketine bağlı gruplar başkent Bağdat'ta toplandı. Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç hükümetini protesto eylemi düzenlendi. Ancak gösteride tansiyon yükseldi, barikatlar yakıldı, polis kalabalığa engel olamadı. Bariyerler yıkıldı, protestocular binaya girdi. Büyükelçiliğin bazı bölümleri ateşe verildi. Gece yarısında başlayan olaylar sabaha kadar devam etti. Irak Dışişleri Bakanlığı olayı kınadı. Soruşturma başlatıldığını açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanlığı ise elçilik görevlilerinin güvende olduğunu duyurdu. Öte yandan Türkiye, Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın yargılanması için bir adım daha attı. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği hakkında yakalama emri çıkarttı.